Hepiniz hoş geldiniz. Partili partisiz bütün hemşerilerimizi kucaklıyoruz. O duyguyla seçim anlayışına gireceğiz. Basın açıklamamızın hayırlı uğurlu olmasını, 31 Mart 2019 seçimlerinin ülkemize ve Karapınar'a hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, çok değişik bir seçim yaşayacağız. Türkiye'ye örnek olacak bir seçim yaşayacağız. Ankara'daki Mansur Yavaş formülünü Karapınar halkın, Karapınar'daki bütün partileri kapsayacak şekilde, bütün sivil toplum kuruluşlarını kapsayacak şekilde bir yola çıkmak istiyoruz. Biz İYİ Parti ile ve Dündar Taşçı ve arkadaşlarıyla başından beri yolumuza devam ettik. Aynı yolda devam edeceğiz. Onda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Saadet Partisi ile onları da ödüllendirerek, onları da kucaklayarak beraber yola çıkacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde dargın olan olur, bizimle kucaklaşmak isteyen olur, meclis üyesi alacağız. Onlara da kapımız açık. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücüleri de kucaklayacağız. Onların eski genel başkanları da inşallah başkanım açıklayacak. Aday tanıtımında da teşrif edecekler. Çok değişik bir seçim olacak. İnşallah öyle inanıyorum ki rekor bir oyla Türkiye'de bu oyu Karapınar nasıl aldı diye dedirtmenin yolunu arayacağız. Şunu çok iyi bilin arkadaşlar. Eş dost telefonuyla filan meclis üyesi almayacağız. Bizim kıstaslarımız var, ölçülerimiz var. Bir kere üniversite gençliğini, üniversiteyi bitirmiş gençlerimizi siyasete ısındırmamız gerekir. Bunun da yolu belediye meclisi okullarından geçer. Onun için bakın biz bu yaşta geliyoruz, hemşerilerimize, partimize belediye başkanlığını almak için bir mücadele yapıyoruz. Şimdi genç arkadaşlarım neredeler? Ben 70'te başladığım zaman 5 üniversite mezunu vardı. Şimdi sanıyorum 2000 civarında Karapınar'ımızda üniversite mezunu var. Yani ben eğitimimi bağlayayım diyorum. Bu nedir arkadaşlar ya? Bu niye sahip çıkılmıyor? Kaçıyor insanlar. Ama bu sefer öyle yapmayacağız. Herkese kapımız açık olacak ve öyle inanıyorum ki örnek bir belediye meclisiyle halk diyecek ki bunlar hakikaten hizmet için geliyor. Bu düşüncelerle yola çıkacağımızı ifade edeyim arkadaşlar. Bir şey yapacağız, onu da kucaklayacağız. Gerekirse onun da elini öpeceğiz. Sizler için, Karapınar için. Bunu böyle bilmenizi isterim. Bazılar belki diyebilir, bu nasıl sosyal demok? Hiç öyle bir şey yok. Biz birbirimiziz. Hele Karapınar çok farklı. Karapınar ne deriz biz? Tek boyun kuzusu deriz. Geçen sivil toplum kuruluşlarını gezdim. Abdülhatif Şener Bey diyor ki ben Türkiye'de böyle bir şey görmedim diyor. Ve hakikaten Karapınar'da sivil toplum kuruluşları Türkiye'deki kuruluşların üzerinde hepsinde güzel, tertip, izzet, ikram. Bunu bir de hizmete dönüştürdüğümüz zaman çok daha iyi olacağı kanaatindeyim arkadaşlar. Ben konuşmayı çok uzatmayayım. Çünkü asıl bundan sonra konuşacak olan Sayın Başkan adayımız 99-2004 yılında iz bırakarak gitti. Ağaçlandırmayla, parklarla, ondan daha önemlisi insan sevgisiyle herkesi kucaklayarak iz bırakarak gitti. Şartlar onu gerektirdi. Bugün yuvaya dönüyor. Bundan en çok mutlu olan ben olduğumu ve Karapınarlı olduğumu ben çok iyi biliyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı her ne kadar o çatı altında birleşiyoruz.
Fakat kamil bülbül okuyucu halkın adayı, milletin adayı, Karapınar'ın adayı. Bunu inşallah 31 Mart'ta aldığımız oylarla tescil ettireceğiz arkadaşlar. Başkanım az daha yaklaştır. Biraz daha yaklaştır. Yaklaştır başkanım kendini. Tamam çocuk. İlçe başkanımıza açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok saygıdeğer ilçe başkanım, çok saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarım ve bizlerden birbirinden güzel haberler bekleyen çok değerli hemşehrilerim ve şu anda sosyal medya aracılığıyla bizleri izleyen bütün hemşehrilerim, hanımefendiler, beyler, baylar, yaşlılar, gençler, çocuklarımız, bütün yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı en kalbi duygularla, en sıcak duygularla, muhabbetlerle, sevgiyle selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. 31 Mart 2019 seçimlerinin tüm ülkemize, Karapınar'ımıza, Konya'mıza ve Türkiye'miz için de hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlarım, yaklaşık 4000 yıllık geçmişi olan ve 1934 yılında Karapınar adını alan Padişah Yavuz Sultan Selim'in kurulması talimatını verdiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın külliyesini kurulması için talimat verdiği ve tarihte Sultan Şehri diye bilinen Sultaniye'mize, 1934 yılında Karapınar adını alan ilçemize, sizlerin de son günlerde yakından izlediğiniz gibi sefer, görev emriyle çağrılmış bulunmaktayım arkadaşlar. Hepimize hayırlı olsun. Sultan Selim Camisi ile Mekke Gölü ile Ali Tepesi ile, biraz duygusallık da yaşayalım yani, hak ettik bunu. Züvellik kokulu topraklarıyla, bu toprakların insanlarıyla, onlarla buluşmaktan, onlara hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle kurulduğu yıllardan bu yana hizmet etmiş bütün belediye başkanlarımıza, hakkın rahmetine ulaşanlara, mezarlarında ebedi istirahatgâhlarında ışıklar içinde uyumalarını, hayatta olanların ise yapmış oldukları hizmetlerinin hak katında makbul olmasını diliyorum. Değerli hemşehrilerim, her seçimin kendine has bir karakteri vardır. Ama 31 Mart 2019 seçimlerinin çok farklı bir ortamda geçeceğini şimdiden görüyoruz. Ağır bir kriz ortamının, zor günlerin içerisinden geçiyoruz. Allah hepimizin, başta hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın, hepimizin, tüm Türk halkının yardımcısı olsun. Bu bir genel seçim değildir arkadaşlar. Bu bir yerel seçimdir. Ve her yerel seçiminde kendine has bir karakteri vardır. Biz de şimdi ilçe başkanımızın anlattığı gibi o konulara da değineceğiz. Programlarımız yapılmakta, meclis üyeleriyle ilgili çalışmalarımızı sizler dinlediniz. Ve şimdiden de bütün toplantılarımıza bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum. Çok değerli arkadaşlarım, sevgili hemşehrilerim, sizlerden uzun süre ayrı kaldığım için sizleri çok özledim. Bu duygularımı içtenlikle söylüyorum, paylaşmalarınızla kabul buyurun. Karapınar tabiriyle içi yağmur dolu bulutlar gibi. Kıraç topraklar nasıl yağmurlara hasretse, yine Karapınar tabiriyle siyenden saatlerce yağmak istiyor. Rahmet olmak istiyoruz. Sevgiyle, muhabbetle buluşmak istediğimizi belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bu seçim tüm partileri aşmıştır. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bu Ankara'daki Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'ndan daha bir başka boyuta evrilmiştir.
Çünkü bu seçim artık milletin seçimi olmuştur. Milletin yürüyüşü haline gelmiştir. Bu olay ilçe başkanımızın dediği AKP'li küskünlüğe değil, AKP'li, CHP'li, MHP'li, Saadet Partili tüm hemşehrilerimizin hayat tarzı, düşünce biçimi ne olursa olsun artık ortak bir yürüyüşe dönüşmüştür. Ben de bu yürüyüşü izledim. İzledikten sonra da şöyle bir ifadede bulunuyorum. Vatanseverler, yurtseverler dayanışma platformuna dönüşmüştür. Artık millet yürümüştür. Milletimizin yolu ve bahtı açık olsun değerli arkadaşlarım. Bu seçimde dilimiz sevginin dili olacaktır. Eğer bizden çatışma dilini bekleyenler varsa, bu seçim, biz bundan önce çok seçimlere girdik. Kavga kimseye kâr etmemiştir. Bizim dilimiz sevgidir. Bayramlaşmanın dilidir. Kucaklaşmanın dilidir. Helalleşmenin dilidir. Muhabbetin dili olacaktır arkadaşlar. Buna hiç şüpheniz olmaz. Değerli arkadaşlarım, siyaset bir duruştur. Siyaset bir tavır işidir. Siyaset ilke işidir. Siyaset iddia ister. Siyaset cesaret ister. Ve siyaset büyük bir özgüven ister. Ben önce Allah'a güveniyorum. Sonra kendime güveniyorum. Sonra bütün hemşehrilerime ve yurttaşlarımıza güveniyorum. Allah'ın izniyle açamayacağımız hiçbir kapı yoktur. Bunu gönülden söylüyorum. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Biz başaracağına inananlar kervanıyız. Bizim açamayacağımız kapı, aşamayacağımız dağ yoktur. Bir söz vardır. Dağ ne kadar yüce olursa olsun, yol onun üzerinden aşar. Biz yüce dağ başlarındaki yolları tozlu yol yapacağız bu memlekette. Evet arkadaşlar. Şimdi Kamil Bülbül okuyucu, tabii ben uzun zamandır dertleşmeyi özledim ama bu heyecanla söylenmiş bir söz de değildir. Çünkü geçmişte bunu yaşadık, gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in Karapınar'a gelişi bir kez olmuş bir tesadüf değildir ki. Ankara'da da Meke Gölü adı altındaki sanat sergimizi o günkü devlet erkanıyla birlikte bizim davetimiz üzerine açmıştır. Biz yine sonraki Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'i de Kara Silah Sistemleri Tanıtım Fuarı'nda ev sahibi olarak ağırlamanın bahtiyarlığını hissetmişimdir. Bütün bunları tesadüfen olan rastgele olaylar değil ki. Biz ilçemizi Türkiye gündemine taşımışız. Genelkurmay başkanlarını getirmişiz. Genelkurmay karargahlarına girmişiz. Çölleşmeyle mücadele demişiz. Değerli arkadaşlarım, şimdi Ahmet abim söyledi yine, işte çölleşme mücadelesi bu kez çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, o iddia da elbette ki hükümet düzeyinde meclis başkanımız, yine bakanlarımız, çevre bakanımız, cumhurbaşkanımız, ama ne söylediğimi biliyorum. Bu kez geçen seçimde söylemiştim ya, Karapınar'ın iki sihirli anahtarı var. Bir tanesi çöl, diğeri ise göl demiştim. Yoksa biz çok tanınan insanlar, çok tanınan bir ilçe değil. 1200 tane Karapınar gibi ilçe var Türkiye'de. Ama bizim farklı bir iddiamız var. İşte diyoruz ki bu kıraç topraklar, kıraç topraklar diyoruz ya. Bu kezki iddiamız Birleşmiş Milletler'e taşıyacağız. Bunu, bu sorunu biz böyle küçük dava, yok şu teşkilat, bunu derim, bohça açarım, çıkı açarım, hepsini muhabbetle kucaklıyorum. Biz onların da abisiyiz ya.
Bunlar bizim kardeşlerimiz. Mehmet Yaka benim akrabam. Ya da diğer çıkacak başka aday varsa bilmiyorum. Onlar da bize emanet. Ve ben bugün buradan şunu söylüyorum. Bütün hemşehrilerim huzur içinde olsunlar. Belediye çalışanlarımız huzur içinde olsunlar. Onların anneleri, babaları, eşleri huzur içinde olsunlar. Siyaset yıllarca ayrıştıra ayrıştıra, ötekile ötekile, düşmanlaştıra düşmanlaştıra bugünlere geldi. Hepsini sevgiyle bağrımıza basacağız. Hazreti Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin söylediği gibi, bir kucağımızda aslan, öbür kucağımızda geyik, dostluk bahçelerine gireceğiz, dostluk bahçelerine. Değil arkadaşlarım, yani şunu asarım, bunu keserim, öbürünün kolundan getirin. Bu dil bitmiştir. Şimdi basın mensubu arkadaşlarıma da tekrar söylüyorum, biz helalleşeceğiz, partililer helalleşecek ama bu arada basın mensuplarımız da helalleşecek. Biz hepimiz kol kola olacağız. Belediye meclis üyelerimizin ne kadar önemli görevleri varsa basınımızın da o kadar görevleri var. Onlar emekçi insanlar. Yani olay böyle sadece basit işte geçim temini, asla böyle değil. Bizleri her anlamda uyaran, sistemi uyaran, hatalarımızı uyaran, adaletsizliklerimizi uyaran, bizi eleştirecekler, bize yol gösterecekler. Meclis üyelerimiz kadar basın mensuplarımızın da halkın sesi ve vicdanı olacağına inancımız tamdır. Hem de öyle olacaktır, olmalıdır da. Değerli arkadaşlarım, tabii biz bunları anlatırken işte beka sorunu gibi bir cümle kulağıma geldi. Ben şu anda Facebook'tan izlendiğim için bu cümlenin her satırına, her kelimesine hakim olarak konuşuyorum. Elbette ki beka sorunumuz vardır. Türkiye şer odaklarınca kuşatılmıştır. Bundan hiçbir asla ve kata şüphemiz yoktur. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliyecilere inandı. Bu topraklar bizim, bu coğrafya bizim, bu ezanlar bizim, bu bayrak bizim. Hangi görev verilirse baş üstüne der, koşar geliriz değerli arkadaşlar. Onun için AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Ülkücü, Akıncı, hepimiz bir potada eriyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, hani diyor ya Neşet Ertaş, gönülden gönüle yol var, gel gizli gizli. Yine de bir de büyük ustamızın biri diyor ya, bu gönül öyle bir şey ki arkadaşlar, bin bir tane kapısı var diyor bir düşünür. İşte o gönül evlerine, o kapanan belediye, o kapatılan ya da dışlandığını hisseden insanlara, o bin bir kapısı olan gönül evlerine Yunusça yüzümüzü sürmeye geliyoruz değerli arkadaşlarım. Bütün bunları laf olsun diye söylemediğimi de sizin de kıvanç duyacağınızı tahmin ediyorum. Siyaset tabii bir birikim, bir altyapı işi. Yıl 1994, ilk belediye başkan adayı olduğum yıllar ve basın mensuplarımıza yardımcı olacağım. Tabii. Ve o yıllarda daha çocuk yaşlarımızda bu kampanyaya başlarken bizim topraklarımızın Yunus Emre'sinin bir sözünü yazmışız. Ne demişiz? Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Değerli arkadaşlarım, bunu niye söylüyorum? Buradan kendimize elbette ki bir pay çıkarmak istiyorum. Bu da bizim hakkımızdır. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Zeybekçi'nin çok sık kullandığı bir kelime olduğunu keyifle dinledim ve bu duyguları paylaşmanın da mutluluğunu hissettiğimi sizlere aktarmak istiyorum. Yine Şeyh Edebali'nin vasiyetnamesini Karaman Belediye Başkanımız Yaşar Evcen'le birlikte Sayın Deniz Baykal'ın odasına asıp bu konudaki dileklerimizi ilettiğimizde
kendisinin bundan çok mutlu olduğunu ve bu toprakların sesi üzerine Anadolu solu iddiasını ve açılımını ortaya koyduğunu da buradan paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, benim bu tezlerimi, bu iddialarımı destekleyen bir başka açılımı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. AK Parti aday tanıtımını Konya Kon TV'mizden izlerken AKP Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan Beyefendi'nin çok hoş cümlelerini takdirle dinledim. Adaylarını tanıtırken dedi ki Bülent Turan milletvekili abimiz, arkadaşımız adaylara dönerek dedi ki istediğiniz kadar asfalt dökün dedi. İsterseniz o asfaltı altından dökün. Arkadaşlar gönüllere değmiyorsanız bırakın o asfaltta kimse yürümesin. Bu cümleler şimdi ortaya attığımız iddiaların ne kadar haklı olduğunu, ne kadar ciddi bir tez olduğunu bir muhalefet, bir iktidar partisinin en yetkili ağzından tecrübe olarak dile getirilmesi muhteşem bir olaydır arkadaşlar. Ve şimdi onun için de biz diyoruz ki sevgi diyoruz. Gönüle değeceğiz diyoruz. Gönül tellerini titreteceğiz diyoruz. Ve biraz da Türkiye coğrafyamıza dönüp bu küçük ilçeden bir başka mesaj daha vermek istiyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Anadolu'ya alp erenlerini gönderdi. Biz diyoruz ki Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'ya gönderdiği alp erenlerinin irfanıyla, ilimiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Huvayi Milliyecilerin cesaretlerini birleştirerek bu topraklara sevgi tohumlarını ekmek istiyoruz değerli arkadaşlarım. Ve buradan haykırıyoruz bir kez daha. Biz sevginin, saygının, ahlakın, erdemin, vicdanın, merhametin, erdemin, adaletin, kimsesizlerin, gariplerin, ağaçların, ormanların, suların, mahzun kalmış ovalarımızın, tarlalarımızın, çocuklarımızın, kadınlarımızın sesi olmak üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Değerli arkadaşlarım, umutsuzluğun kol gezdiği bu günlerde tıpkı 13. yüzyıl Anadolu bozkırlarında o zulüm yıllarında Moğollar Anadolu istila ettiğinde Tapduk Emre dergahı diye bir dergah vardı. Orada bir kandil yanıyordu. O kandilin ışığına nice çaresizler, nice umutsuzlar orada toplanmışlardı. Bu kez bu karanlık gecelerin karanlıklarına inat o kandilin ışığını, o çoban ateşini, umarım sevgi ateşini, kardeşlik ateşini tutuştu. Bir hafta öncesine kadar ne kadar bir karamsar bir hava hakim olsa da sizin adaylığınızın kesinleşmesine yaklaşıcı da bir şu anda muazzam bir hava malum. Kazanma canınızda kesin gözüyle bakıyoruz. Biz de öyle inanıyoruz. İnşallah. Benim sorum şu olacak. Yani bir Nisan'da kazandınız 2019'da. Bir sonraki seçim 2024'te. Cumhuriyet'in kuruluşu 2023'te Karapınar'ı genel anlamda bari tarih projeleri. Genel anlamda Karapınar'da nasıl bir belediyecilikle 75 yılda yaptığınız malum. Karapınar'ı 2024'de 23'e Cumhuriyet'in kuruluşu 100. yılına nasıl bir Karapınar hayal ediyorsunuz? Çok kısa. Anladım. Çok hoş, çok da şık bir soru sordu. Yani ben seçim meçimi geçtim. Çok evet, çok şık bir soru sordu. Değerli arkadaşlar, ilçemiz gerçekten 4000 yıllık tarihi olan bir ilçe. 2023 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz diyor ya, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ilçemizi de belli bir seviyenin üzerine çıkarmamız gerekiyor. Yani bu altyapısıyla, üst yapısıyla, sosyal politikalarıyla, çevre boyutuyla, insana yaklaşımımız boyutuyla 2023'te Cumhurbaşkanımızın hani söylüyor 2023 sloganı, yani 2023 iddiası Cumhuriyetimizin 100. yılına çok daha dünyaya açılmış bir Karapınar'ı hayal ediyorum. Bak şöyle iyi belediye başkanı olacağız demeyelim de diyelim ki Yılmaz Büyükerşen Hoca'nın yaptığı gibi, Venedik gibi,
ne bileyim böyle çok daha hoş bir şehri birlikte oluşturalım. Hep beraber. Evet. Başkanım bir soru da ben sorayım. Hem benim fikrimdi hem de bir aşağıda bir gelik hep birkaç kişinin sohbet esnasında. Şimdi belediye başkanınızı kazandığınızı düşünüyoruz. Yani şu anki atmosfere göre. Evet. İktidar partisi merkezde, Büyükşehir Belediyesi başka bir parti. Evet. Şimdi ana cadde Büyükşehir'e bağlı. Evet. Su Büyükşehir'e bağlı. Evet. İmar Büyükşehir'e bağlı. Yani çoğunluğu Büyükşehir'e bağlı. Biliyorum. Ulaşım evet. Büyükşehir'e bağlı. Evet. Siz bunları nasıl açacaksınız? Projeniz var mı? Ben ne düşünüyorsunuz? Şimdi diye bir soru yönelteyim. Bu sorunun zaten cevabı içinde arkadaşlar. Evet. Büyükşehir Belediyesi ya Karapınar'da Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı var. Ben bu büyük ana caddeyi dağıttım, suyu dağıttım, mezarlığına da bakmıyorum diyebilir mi arkadaşlar? Bu halk en büyük noter kardeşim. Yani şimdi biz de buna tabii ki anlatacağız, paylaşacağız. Bizim iddiamız şu arkadaşlar. Biz az önce söyledim. Yani ilk bakışta Facebook'ları başında bizi izleyen herkes, ya anlıyoruz başkan, anlıyoruz da. Yani hükümet AKP'de. Biz bunu biliyoruz arkadaşlar. Biz bir genel seçim yapmıyoruz. Bir yerel seçim yapıyoruz. Bizim yerel gücümüzü harekete geçireceğimizi söylüyoruz. Nedir o güç? Biz Süleyman Demirel'i Karapınar'a getirirken yani bu zar atarak gelmedik arkadaşlar. Biz çöl olayı var, çölleşme var dedik. Şimdi de diyoruz ki biz bunu Birleşmiş Milletler'e taşıyacağız diyoruz. Yani taşıyabilir miyiz? Tabii taşırız yani. Şu anda görüştüğümüz Avrupa'da Hollanda'da mesela belediye meclisi olarak görev yapan arkadaşlarımız var. Yine aynı Tema Vakfı'ndaki dostlarımız var. Ayrıca Avrupa Birliği fonlarını yöneten çok yani orayla iyi diyaloğu olan arkadaşlarımız var. Sadece merkezli hükümetin değil Avrupa Birliği fonlarına da elimizi uzatmamız gerektiğine inanıyorum. Yani bu olmayacak bir şey değil. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Hemşehrimiz Sayın Murat Kurum'a da çalışmamızın, birlikte çalışmanın bütün güzelliğini yaşatacağımızı da buradan söylemek istiyorum. Evet. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun sizler için, içimiz için. Hepimize. Şimdi başkanım, sizin adaylığınız söz konusu olunca biz sitemizde bir anket yaptık. Evet. Yaklaşık 2500 kişinin katıldığı bir ankette %75'lik bir oranla şu anda birinci sırada. Ya o tarih net değil.